Evet ne diyorsun Cem? Yani bu nasıl çıkabilir böyle bir haber? Kimler bunu yaptı? Şimdi bak Erdoğan öldü laflarını Evet. benzerlerini biz 17-25 Aralık darbe sürecinde de gördük. O evet, zaman da evet. Fethullahçı alçaklar Erdoğan'ın işte sağlığı kötü, kanser, öldü, gidiyor gibi yorumlar yapmışlardı. Bel altı da vuruyorlar. Sürekli olarak Cumhurbaşkanımıza yönelik Fethullahçılar, PKK'lılar ve bazı troller. Bunlar çeşitli partilerden evet. olabiliyor. O gerçi o partilerin kurumsal kimliğine bağlamıyor bu ama oradan onları destekleyen bazı hesaplar atıyor. 30 kişi gözaltına alındı. Hmm. Ya Erdoğan geçen o bir yürüme görüntüsü var. Zor yürüdü. Evet. evet orada... Bence o slow motion bir şey yani. Onu oynamışlar gibi geldi. Bir Bana kısmı... kaldı ki kaldı ki hepimiz bir grip olduğumuzda bile yani yürümemiz halimiz e... Kalmıyor. Çok normal değil mi? Uzun öyle. oturmuş galiba bir koltukta. Orada şimdi ayağında şöyle bir kısmı dediğin gibi olabilir. Bir kısmında da Erdoğan çok uzun oturuyor. Ayağı uyuşmuş. O arada e, yürürken orada bir şey. Yani uyuşmuş yavaş yürüyor. Ya yani Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belli. E, tabii ki yaşı 68 oldu. 67-68 e, yıllardır çalışıyor adamcağız yoğun bir şekilde. Aynen öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama FETÖ'cüler şimdi sandıkta yenemeyince veya devrilemeyince çünkü FETÖ'cüler PKK'ların kabusu Tayyip Bey. O yüzden de işte ölsün diye böyle dua eden namussuzlar Ay, var. Ya. Bu aynı şey CHP liderine de yapılsa. Hatta HDP'li birine bile yapılsa bu yanlış. Çok, bu doğru değil. Çok yani ama gerçekten. yıllardır mesela ben CHP'lilerden, iyi Partilerden bekledim ki bu haberleri yayanlar namussuzdur. Evet. Ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında böyle o yapılmaz diye e, veriliyor. E, Soruşturma açılıyor. Bunlar gereksiz. Efendim bir de işte evet. dün bak. Senin sana sordular. Evet. Bana bana beni kaç kişi arada eşim arada duydun mu? Böyle bir durum var mı? Dedim yok böyle bir şey. Telefonda benim bir yere kapatmıştım. Gerçekten ara telefonlarımız kilitlendi yani. E, evet, bir yere kapatmıştım. Açtım böyle. Aklı başına diyeceğin insanlar da bunu soruyor. Evet. Ya şimdi öyle olmadığı bildiğim ki bak bu algı bu algılara yenilme, yenilmeyin. Bunlar dedim e, namussuzluk, yüzsüzlük yapıyor FETÖ'cüler, PKK'lılar. Bunlara kanmayın diye evet. O niye biliyor musun? Bak bugün bazı yerlerde de haber i̇şte döviz Erdoğan ha, sağlıyor, döviz yükseldi. Ülke kötüye gitsin diye gerçekten yapılan evet. hamleler Hemen bu. Hemen çünkü bir kıpırdama, kıpırdama oluyor. Evet. Bu ne demekmiş? Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda olsun inşallah. Böyle başımızda olmazsa gerçekten büyük sıkıntılar bizi 2000 bekleyebilir. Muhalefet eğer bir şey elde edecekse 2023'te 19 ay sonra seçim var. 19 evet. ay sonra sandık önüne gelecek milletin. Millet devam eder derse, Tayyip Bey Bitti. devam eder. Devam çok demezse yerine gelecek aday da, muhalefet adayı da iktidarı yönetir. Bu kadar basit. Yani geçmişte olduğu gibi. Ama bu tür ölümler, bundan evet, medet umma. Sanatçılara da yapıyorlardı oh, böyle oh şeyleri. Imkan. Bir ara o şey yapılıyordu. Bir Çocuklar duymasında bir kapıcı adamın, bir vardı. Bir, 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 bir yapıldı o. Hüseyin evet. miydi onlar da? Çaycı Hüseyin. Yani insanların böyle çok sevgisini kazanan insanlarla alakalı yapıyor böyle bir şeyler. E, iyi büyük gazeteci bizim şeyde yazıyor. Hı hı. Kemal Sunal 91'de öldü diye bir haber yapmışlardı. E, o zaman konuşmuştuk onu biz Fuat abiyle. De. Evet. E, tabii Kemal Sunal öldü. Her yerde haber gazeteler o zaman radyolar tabii. var. Halbuki adamcağız ölmedi. Zaman zaman böyle şeyler çıkarıyorlar. E, diyelim ve... Yani herkes bir gün ölecek kimse merak etmesin ama inşallah Allah uzun ömürler bu, versin herkese. Bu FETÖ operasyonlarını... Yani e, PKK operasyonlarında kimse yemez. O Fethullahçılara da buradan bir lafım var. Yani iktidar kim gelirse gelsin siz böyle sürünmeye, beter olmaya devam edeceksiniz. Her yakalanan FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verecek. Bu namussuzlukları biz unutmayız. Yani dün Mustafa Albayrak'ın dediği gibi bir kanalda söyledi Mustafa Albayrak. Tayyip Bey'den sonra da diyelim ki bu Fethullahçılarla mücadele etmek için, bu Fethullahçı alçaklarla mücadele etmek için sırada bekleyen çok kişi olduğunu da hatırlatalım Kesinlikle. ve devam edelim.